El havada bırakmak olmaz. Düşmanlıktır. Lakin beni iyi edecek merhem sende var mı yok mu? Bana onu da hele. Sonra sıkılır zaten. Yeni bir savcı atanmış. Celal'ın üstüne gidiyor. Korkusu yok. Çekincesi yok. Benden tek bir isteği var. Somut bir delil. O da sensin Kadri. Çıkalım beraber karşısına. Savcı yürüsün üstüne. Ya sen ki koskoca Latif Devranoğlu'nun gıpta ile baktığı damat. Bula bula bu planı mı buldun ya? Buna Karaağaç'taki çocuklar bile güler. Öyle değil mi Halis? Abi. Abi ne kızım? Siz hayal görüyorsunuz ha? He Ömer? Sence Celal Ağa bir savcının lafıyla yıkılır mı? Ya bu adam daha düne kadar Merdo'yu ipe gönderdi. İpten aldı ipten. Hiç böyle tezgaha düşer mi? Ha, hangi tezgaha düşer ben sana göstereyim bak. Bak şimdi. Bu dosyalar var ya bu dosyalar. Celal'le babamın ortaklarının arasını açacak dosyalar. Bununla işleri bozulacak. Güçten düşecek. Sonra açığa çıkmasını bekleyeceğiz. O son nefesini verirken ben yeniden doğacağım. Anladınız mı? Plan böyle olur işte. Sen nasıl aldın bunları? Bunlar Celal Han'ın odasındaydı. Nasıl aldıysam aldım. Hırsı soktum aldım. Mevzumuz bu mu ya şimdi? Asıl mevzumuz sen benden misin değil misin? Benim o kadar vaktim yok. Sevdiklerim namlunun ucunda. Buradan çıkıp hemen giderim savcının yanına davayı yaz. Mallar neye koyarlar? Davadan sonra sende neyin var neyin yok alırsın. Hatta kaybettiğin kimliğini de tekrar kazanırsın. Kadri. Sen. Köyüne yerde bir ölüsün. Senin bir hükmün yok. Ne diyorsun? Bana yarına kadar mühlet ver. Öyle çabuk karar verilecek bir şey değil bu Ömer. Düşünmem lazım. Olur. Yarına kadar süre.